Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saksıları nasıl yaptığımı, kalıplara nasıl döktüğümü göstereceğim. Bu yaptığım saksıların Facebook grubunda fotoğraflarını atmıştım. Merak eden arkadaşlar olmuş, nasıl yapıyorsunuz, hangi malzemeleri ne ölçüde kullanıyorsunuz diye. Şimdi elimde beyaz çimento ve beyaz mermer tozu var. Benim aslında yaparken maske takarsanız çok iyi olur. Ben rahat konuşmak için maske takmayacağım ama bunun tozu gerçekten gıcık yapıyor insana. Şu anda beni de bayağı bir rahatsız etti. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ölçü beyaz çimentodan kullanıyorum. Elimdeki 5 tane kalıba yetecek kadar arkadaşlar. Yarı yarıya, şimdi eğer diyelim ki 10 ölçü çimento kullanacaksanız 5 ölçü mermer tozu kullanmanız lazım. Yani 2'ye 1 ölçüde 1 2 bu mermer tozudur. 3 ben biraz daha fazla koyuyorum. 4 7'ye 4 koymuş oldum arkadaşlar. Aslında 8'e 4 yapmam lazım ama harcım artacak o zaman. Fazla kalacak. Çünkü 5 tane kalıbım var şu anda dökeceğim. Şimdi 2 malzemeyi sulandırmadan önce iyice birbiriyle karıştırıyorum. Aslında bunu yaparken elekten geçirilse hiç pütür olmaz. Çok daha güzel bir malzeme çıkar ortaya. Bir de galiba çimentonun ağzı açık kalıp hava almaması gerekiyor. Nemlendiği zaman, çünkü bu şekilde topaklar oluşabiliyor içinde. Bunu da sulandırdığım zaman iyice ezip hamur kıvamına getirmeye çalışacağım. Videomuz çok uzun olursa arkadaşlar ikiye bölebilirim. Şimdi ne kadar sürede yapılacağını tahmin edemiyorum. Sürekli yapıyorum ama süre tutmamıştım. Hemen şuradan suyumu alıyorum. Ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine çıkacak kadar. Bu su oldukça az gelecek. Harcımız eğer çok katı olursa kalıplara dökmek daha zor oluyor. O yüzden biraz sulu kıvamda yapacağız.
İyice topaklar gidene kadar karıştıracağım. Karıştırdıkça zaten harcımız biraz daha koyulaşacaktır. Evet, harcımız kıvamına geldi arkadaşlar. Aşağı yukarı kek hamuru kıvamında. Çok katı olduğu zaman saksıların içine kalıplara dökmek daha zor oluyor. Altında hava kabarcığı kalabiliyor. İstersek düz beyaz renkte yapıp kendimiz kalıptan çıkardığımızda kuruduktan sonra boyayarak renklendirebiliriz. İstersek bu harcın içine boya katıp öyle de yaptım ben. Şöyle göstereyim. İstediğiniz renklerde mesela bunu boyamadım, harcına boya katmıştım. Sarı, yeşil, mavi, siyah, istediğiniz renklerde renklendirebiliriz. Bu sefer daha değişik bir şey yapacağım. Geçen sefer denedim, güzel oldu. Gri çimentoda siyah boya katarak denemiştim. Mermer görünümlü oldu arkadaşlar. Bu sefer beyazın içine pembe karıştıracağım. Onun için şöyle bir miktarını harcımızın bir kabın içine aktarıp bunun içine boya karıştıracağım şimdi. Daha önceden hazırladığım pembe bir boyam var. Bunu da nalburdan toz boya olarak almıştım. Görüntüsü böyle ama karıştırdığım zaman pembeye dönüştü. Açık tatlı bir pembe oldu. Hemen onu da karıştırıp karıştırma işlemini ne kadar çok yaparsak harcımız o kadar pürüzsüz olacaktır. Şimdi ben deniz suyunu biraz fazla kaçırdım. Ölçüsüz yaptığım için. İçine tekrar birer ölçü çimento ve mermer tozu karıştırdım. O yüzden harcım bol oldu. Şimdi bir kısmını aldım içinden. Tabii kalan harçları ziyan etmiyorum. Onlarla da penye parçalarından ya da işte havlu bezlerden dönüşüm saksılar da yapıyorum. Onlar da gerçekten çok güzel oluyor. Onları da çok seviyorum. Şimdi şu harcımı bir daha karıştıracağım. Çünkü sulu katı bölümleri birbirine iyice karışsın istiyorum. Şimdi bu harcımdan içine bir miktar bu şekilde karıştırdım. Kalan harcımı kenara ayıracağım. Onu daha sonra kullanacağım arkadaşlar. Mozaik kek yapar gibi bunu bu şekilde karıştırıp kalıplara dökeceğim. Yani bu benim kendi kendime yaptığım bir teknik. Daha profesyonel yapan arkadaşlar illaki vardır. Şimdi kalıplarımı biraz şöyle yaklaştırıp dökmeye başlayacağım. Bu büyük olan ev şeklindeki şirinlerin kalıbı arkadaşlar. Bu yine uzun bardak şeklindeki saksımızın kalıbı. Şimdi kalıpları yarıya kadar dolduruyorum. Onu da size anlatacağım. Evet, görüntü şu anda gayet hoşuma gitti. Bakalım kurudukları zaman nasıl olacaklar. Şimdi harcın yarısını döktükten sonra kalıpları bu şekilde vura vura altta kalacak olan boşlukları, hava kabarcıklarını engellemeye çalışıyorum.
Hem de harcımız tamamen aşağıya inmiş oluyor. İyice kurumadan kalıptan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Çünkü o zaman çıkarırken parçalanabiliyor. Biraz daha. Çok fazla da koymayacağız. Çok az da koymayacağız. Tam dolacağı şekilde. Şu masanın üstü sanırım biraz yamuk. Onu düzlemem lazım. Evet, tam bu ölçüde doldurdum. Hemen bunun da üzerini tamamlıyorum. Hazır saksılar gerçekten çok pahalı. Kendimiz bu şekilde yaparak saksılarımızı kullanabiliriz. Tam olarak doldu. Hemen bunları şöyle kenara alacağım. Şekillerini bozmadan. Evet, vurdukça harç aşağı iniyor. Üzerine o ölçüde dolduracağım. Buna biraz daha koyarsam yeterli gelecek. Bakın harcın kalan kısmı hemen koyulaşmaya başladı bile. Aslında profesyonel hobi harcı da satılıyor internette. O 20 dakikada donuyormuş. Yani bir gün beklememize gerek yok. Ama o zannedersem daha maliyetli. Onu alıp denemedim. Şunu hemen daha fazla koyulaşmadan. Eldiven takmanızı öneririm. Çünkü insanın ellerini gerçekten tahriş edebiliyor. O yüzden eldivensiz yapmayın. Şimdi bunun dibinin kuyusunu biraz bu tarafa toplayacağım. İnşallah güzel evruli saksılarımız olacaktır. Bazı kalıplarda yamulma olmuş. Onu da kenarına bir obje koyarak sert ve ağır bir objeyle düzelmesini sağlayacağım. Birazcık daha koyarsam. Şöyle birbirlerine destekleyeceğim ki şekilleri yamuk olmasın. Şimdi şuraya bir şey dayamam lazım. Evet, zamanla kalıplar deforme olabiliyor. Tam altıgen olması lazım bunun. Evet, harcımız arttı arkadaşlar. Elimde bu renkli olan harç da var. Hemen bunlardan eski penye parçalarından ve eski yoğurt kabı, işte sosis kabı ya da kullanmadığımız eskimiş, hoşumuza gitmeyen plastik saksıları çok değişik, güzel dekoratif saksı haline getirebiliriz.
Şimdi penye parçası alacağım. Arkadaşlar her tarafını bu eski penye parçamızın harca buladım. İyice her tarafı harç oldu. Tamamen ıslandı. Böyle kullanmadığım bir üretim saksısını bu penye kumaşla kaplayıp dekoratif bir saksı haline getirmeye çalışacağım. Siz de evlerde kullanmadığınız eski tişörtler olabilir. Bu mutfaklarda kullanılan marketlerde satılan temizlik bezleri var. Kalın havlu olanlar. Onlardan gerçekten çok güzel saksı yapılıyor. Kalın olduğu için daha güzel donuyor, sertleşiyor arkadaşlar. Görüntüsü çok daha iyi oluyor. Şunları şöyle önce şu dış şeklini vermek için toparlıyorum. İç kısmının da ortasında bir boşluk bırakacağım. Sonradan çünkü delik açacağım. İstersek kumaşı önceden de ortasını tam alttan keserek delik bırakabiliriz. Ben yaptıktan sonra yapacağım, deleceğim. Çünkü bunu baştan delmeyi unuttum. Saksının şeklini istediğimiz gibi kendimiz böyle kabarcıklı, pileli, üzgülü yapabiliriz. Kalan harcımızı da bu şekilde kalınlaştırarak kumaşın üzerine yediriyorum arkadaşlar. Donduğu zaman gerçekten hiç böyle bir görüntü kalmıyor.